Evet, Artı Futbol devam ediyor değerli izleyiciler. Mehmet Yılmaz, Gürcan Bilgiç, Mehmet Dayan ve tabii ki Feyyaz Uçar'la birlikteyiz, huzurlarınızdayız. Haftanın karşılaşmalarını değerlendiriyorduk. Fatih Karagümrük Fenerbahçe mücadelesi. Sarı lacivertliler 2-1 kazandı. Mesut Özil karşılaşmaya 11'de başladı Mesut açısından. İşin kritik yanıydı. Diğer taraftan zirve yarışında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş zorlu takip devam ediyor. Bir adım gerilerinde Trabzonspor, hata yapmalarını bekleyerek o takibi sürdürüyor. Sevgili Mehmet, Karagümrük Fenerbahçe mücadelesini nasıl değerlendirdin? Bir, oyunu nasıl buldun? İşin ikinci tarafı. Fenerbahçe'nin oyunu eksiklerle, eksiklerin dönmesiyle birlikte ki işte Luis Gustavo, Mesut'un 11'in parçası olması gibi. Daha iyi hale gelecek dedin ama Pelkas döndü bir taraftan. Bu kadrodan kimler kenara gidecek? Yalnız benim sözüm bitmemişti. Sayın yoksa. Gürcan abi bitirsin, ondan sonra ben devam edeyim. Yani üstüme mi oynuyorsun, anlamadım ki. Estağfurullah. Estağfurullah. Buyurun Gürcan abi. Daha giriş bölümündeyiz. Tabii Gürcan abi söylüyor. Giriş, gelişme ve sonuç var. Acele etme. Yani biz de Karagümrük maçını konuşuyoruz. Sayın Göksu. Estağfurullah. Buyurun, eksik kalan yerden devam edebilirsiniz. Mehmet konuşmuştu Karagümrük maçıyla ilgili. Görüşlerini söylemiştim. Ben söyledim. Biraz daha söyleyeyim. Söyledikten sonra Gürcan abi söylesin. Ondan sonra ben devam edeyim. Oyunun aynı şey maçında olduğu gibi, Hatay maçında olduğu gibi rakibin eline geçmesi Fenerbahçe orta sahasının fizik olarak çökmesiyle oldu. Ve hamle yapma şansı da yoktu. Abi programın ikinci bölümünün girişini bitirdin biliyorsun değil mi? O cümleyle. Evet. Lütfen devam edelim. Özür dilerim bu arada, benim hatam. Rica ederim canım, ne özürüm. Böyle şey olmaz. Lütfen buyurun. Hepimiz insanız. Hata yapacağız. Yalnız Mehmet Yılmaz da arandaki özel şeyi de, elektriği de hissetmiyor değilim. Burada arada kalıyorum. Özel yok. Derken olurum. Mehmet Yılmaz çok iyi arkadaşımdır biliyorsun. Ben de çok severim. Çok severim. Biz de seviyoruz yani. Ne yapacağız? Ama bizdeki listede şöyle: Mehmet Yılmaz, arkadaşlar, dostlar, Feyyaz Hoca, efsaneler, Gürcan Bilgiç, abiler, amcalar kategorisi. Yani o kategoriler insan hayatında var. Mehmet Dayan. Hiçbir kategoride. Onun için ses çıkmadı. Onun için bir şey söylemedi zaten. Bulamadım çünkü. Yani o kadar özel bir kategori bulmam lazım. Yani. Özel insanlar kategorisi gibi bir şey olabilir. Mehmet'e bir kategori yapalım hakikaten ya. Susmayanlar mesela. Sen de hangi kategoride Mehmet Ayan? Mehmet Ayan susmayan dedi de. İşte susmayan. M Ayan. Susmayan. Mehmet mi? Evet. Ben de arıza kategorisinde. Arızası ya. Ne arıza mı gördün ya? Sanki ama izleyicilerimiz de öyle diyorlar. İzleyicilerimiz de öyle diyor. Mehmet Ayan öyle diyorlar ya. Gürcan abi sana de. Sana güzel bir Atilla Gökçen'si anlatırım. Sonra. Bir gün Beşiktaş'ta, şimdi anlatayım. Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın verdiği bir iftar yemeğindeyiz. Şöyle bir masa. Herkes geliyor. Atilla abiye selam veriyor. Okay abi, Okay Karacan da şey dedi. Abi ne kadar güzel dedi. Herkes sana üstün niyet gösteriyor. Sevgi, saygı gösteriyor. Rahatsız olduysan kalkayım dedi. Ben Atilla Gökçe de öğrensin. Rahatsız olduysan giderim. Abi, hiç alıngan yani. Değildir Atilla abi. Yani hiç alıngan değildir. Kendisi. Ben bir gün Sinebeşli program yapıyoruz Atilla abiyle. Ben devamlı onun lafını kesiyorum. Bana çok sinirleniyor. Reklam arası oldu. Atilla abi dedim, sinirlenmedim. Bak dedim, çok uzun konuşuyorsun. Arada böyle şeyler yapacağız ki dedim. Programa raket gelsin. Şey gelsin. Ondan mı yapıyorsun dedi. Ondan yapıyorum. Tamam o zaman. Yani şeye de saygı duyar. Neyse abi. Sosa ve Ozan dışında o merkez bölgeye 6 numara özellikli yedeklerinde oyuncusu yoktu. Yani şimdi Mehmet de altını çizdi. Gustavo takıma katılacak. İrfan Can takıma katılacak. Orada hamle yapma şansı olacak. Büyük ihtimalle mesela Nisan ayında Fenerbahçe'yi 4-2-3-1 seyretmeyeceğiz. Bu oyuncuların 11'e girmesiyle birlikte. Yani Mesut merkezdi. Maçın rakamları da ekranda bu arada. Evet. Mesut merkezdi. Mesut'un daha çok sorumluluk alacağı, özellikle 3. bölgede daha çok sorumluluk alacağı bir takım düzeni, bir format peşine düşecektir Erol Bulut. Bunu da yapması lazım ama bugünden yarına başaramazsın bunu. Belli alışkanlıklar var. İşte 24-25 maçtır aynı düzeni oynuyorsun. Takımın ezberleri var. Ama bunu evirmek zorunda, farklılaştırmak zorunda. 2-10 numaralı bir oyun düzeni görürsek Fenerbahçe adına, Mart sonuna doğru, Nisan başı gibi, benim için sürpriz olmaz. 2-10 numarayı
nasıl kullanacaksın? 4-3-2-1. Orta sahaki üçlünün önünde iki tane. Muhtemelen öyle. Pelkas Özil mi onlar? Pelkas Özil olabilir. Samuel Özil olabilir. Samuel Pelkas olabilir. Yani neyse, kanatları şöyle, tamamen beklere bırakacaksın. Beklere bırakacaksın. Farklı yani sistemler öyle, uygulamak zorunda. Öyle zorunda. Öyle bir düzen yani üçte orta saha işte Ozan, Gustavo, İrfan. Böyle bir üçte orta saha kurabilir. Hem dirençli hem pas alışverişini rahat yapabilir. Maça göre farklı taktik mi? Oyuncu grubu. Çok oyuncu grubu var elinde. Çok oyuncu var elinde. Onlar, diyeceksiniz ki o zaman Valencia ne olacak? Ne bileyim Thiam ne olacak? Evet. Yani demek ki takımın durumuna göre, eksiklere göre, formda olanlara göre farklı formasyonlar. Yani ilk, benim dediğim Allah'ın emri değil yani. Ama görebiliriz. 2-10 numaralı bir sistem. Bu tahmin mi, bilgi kırıntısı mı? Tabii ki bilgi kırıntısı. Evet. Yani mesela Gökhan Gönül'ün 6 numara pozisyonda oynaması bundan sonraki maçlarda olabilir. Gustavo'nun yokluğunda mı? Evet. Yani o tip hamleleri olabilir. İhtiyacı var çünkü. Mesela Karagümrük maçında 25 top kaybı var Sosa'nın. Bunun 15'i ilk yarıda. 18 top kaybı var Caner Erkin'in. Yani burada Şenol Hoca'yı eleştirdi Mehmet ama Şenol Hoca sürekli Fenerbahçe'nin sol taraftan oyuna bastırması. Yani oyunu oraya yönlendirmiş, baskısını ona göre yapmış. Ve bu oyuncular üstünden de hem top kazandığı gibi hem de Fenerbahçe'nin kendi yaralığında kalmasını sağlamış. Yani Karagümrük takımının bu taktiksel başarısının da altını çizmek lazım. Buna karşılık veremedi. Neden veremedi? Bir yorgunluktan yani 60 dakika iyi oynuyorsunuz. Kafa kafaya gidiyor. Sonra birdenbire çöküyor oyun. Yani 85 dakika 10 kişi oynadığın zaman Başakşehir'e ondan 3 gün önce de sert bir derbi geçiriyorsun. İkisini de kaybediyorsun. Şeye katılıyor musun Gürcan abi? Sözünü kesiyorum. Fenerbahçe'de bir santrafor alınmış olsaydı daha farklı bir oyun izleyebilir miydik? Ben katılmıyorum. Yani bu kadar kaliteli kadroya, oradaki oyuncular kötü demiyorum ama en formda oyuncu Thiam. Evet. Hani beklentinin altında yani, alınan bir oyuncu Mehmetciğim, diyor ki oyunculara göre. İyi niyisi her zaman var. Her zaman var. Fenerbahçe'nin santraforu var mı? Var. İşte Samat'ta var, Sisse var. Gerektiğinde Thiam oynuyor. Gerektiğinde ama tam performans alınmadı hala daha. He, bunlardan Thiam bence şu an en formda oyuncusu zaten. Şey gol üretebiliyor olarak. Musun? Gol üretiyor musun? Üretemiyorsun. Mesela Valencia var. Oynatabilirsiniz. Sisse var. Sonra. Ama gol skalasına baktığınız zaman 15-16 oyuncunun gol attığı Fenerbahçe var. Yani Beşiktaş'ta iki oyuncu üstüne yoğunlaşıyor. Geçen sene Trabzonspor Sörlot üstüne yoğunlaşıyordu. Burada Fenerbahçe takımın yelpazesi... Yani geçen sene bir Muriç vardı mesela orada... Ya abi bir de şu da var mesela. Muriç iyi bir santrafor mu? İyi bir santrafor. Ne yaptın? Sattın. Evet. Kaça sattın? 18'e sattın. Bu 18'den gelen parayla Muriç'ten daha iyisini alacaksın. Üstelik bunlardan 3-4 tane alacaksın. Ya bu mümkün değil yani. Değil tabii. Yani onun yerine yani doldurman da tabii ki yani kolay ama ona yakın bir değil. Oyuncu bulabilir miydi? Yani o paralara Samat'tan... İşte mesela Samat'ta Mustafa Muhammed sezon başı yani Galatasaray'daki evet. Mustafa Muhammed ikisi arasında gidip geliyorlar. Mustafa Muhammed olayında Mısır kulübü keskin davranıyor. Vermek evet. istemiyor şudur budur. Gidiyorlar Samat'ta alıyorlar. Ya da oradaki tercih içinde. Yani transfer dediğin her zaman istediğin gibi olmuyor. Sizler de bu. Ben şey olarak dedim hani Fenerbahçe takımı bence santrafor olarak öteki takımlara göre biraz daha geride kaldı. Ya büyük takımlara göre bence oyuncu kalitesini tartışmıyorum. Form grafiği yönünden yani beklenen randımanı bence o oyunculardan alamadı Fenerbahçe takımı. Mesela baktığın zaman bence en çok ona güvendiler. Genk Beşiktaş maçları. Yani Samat'a. Samat'ta mesela. Ya bu kötü oyuncu tek demiyoruz. Tek başına yendi neredeyse Beşiktaş'ı o karşılaşmalarda. Yani Samat'ta'yı bekliyorlar. Ne kadar bekleyecekler bilmiyorum ama. Onun da bir kendine güveninin gelmesi, bir şey yapması işte. Lazım. Yani artık bir şey bulmasa gelirken de tek santrafor yani onun üzerine kuruldu aslında oyun. Şey de çok önemli. Yani Feyyaz Hocam da sen de santrafordun. Bir de takım iyi olacak.
Yani sonuçta muhtaç oyuncularsınız. Size birilerinin orta yapması, birilerinin top getirmesi lazım. Tabii ama geldiğin zaman da işte büyük takımlarda tabii tıklaman lazım. Hani öyle ona bakıyor. Sen iyi oynarsın, gol atmadığın zaman yarın kötüsün. Hayır, tıklaman da değil. Belki de oyunu kuracaksın. Hı-hı. Asist rolüne bir Mehmet ve Feyyaz abi şeyi sormak istiyorum.